Merhaba arkadaşlar, günaydın. Yine bir hafta sonundayız. Yine bir cuma gününü geçirdik. Borsa adına, hani bizim sigarasız geçen günlerimiz adına biriktirdiğimiz Euro Power'la alakalı yeni gelişmelerimiz var. Yeni gelişmelerimiz aslında bu haftaki toplam sigara parasına aldığımız Euro Power lotlarımız arkadaşlar. Hani bazı yorumlarda arkadaşlar bana soruyorlar. Hangi fiyattan alacaksın? Bekleyecek misin? Ucuzken mi alacaksın? Arkadaşlar aslında bunun bir kesin bir yanıtı yok. O gün cuma günü bizim alış saatimizde fiyata bakmadan biz alışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yani sigara parasını 30-35 lira da alabiliriz, 40 lira da 50 lira da alabiliriz. O an cebimizde bulunan paraya göre fazla lot da alış yapabiliriz. Şimdi şu ekranımızı küçültelim. Bu hafta ne yaptığımızda size bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bir Excel oluşturmuştuk. Bu üçüncü videomuz sizinle. Arkadaşlar bu hafta cuma günü dün öğlen saatleriydi sanırım 66 lira 25 kuruştan 4 adet Euro Power alışı yaptık. O da 265 lira yapıyor. Yani 7 paket sigara parası da hemen hemen 240-245 lira gibi bir meblağ tutuyor. Şunu düzenleyelim. Sigarayı bırakma tarihimiz 3. ayın 23'ü 2023. Bakın güzel bir rakam. Yani denk gelmiş. Sigarasız geçen gün, geçen hafta 44'tü. Artı 7 yapıyoruz. 51 oldu arkadaşlar. Bu hafta alınan lot sayımız az önce bahsettiğimiz gibi 4 lot. 4 lotumuz toplam 265 TL yapıyor arkadaşlar. Euro Power lot sayımız şu an altta da görebildiğiniz üzere toplamda 37 lot oldu. Alış maliyetimiz şurada gördüğünüz üzere 50 lira 508 kuruş. 50 lira 508 kuruş. Toplam maliyetimizi görüyorsunuz. 1868 TL'ye çıkmış oldu. Güncel fiyatımızı şuraya yazalım. Bu geçen haftaki fiyat arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Güncel fiyatımız 64 lira 85 kuruş. 64,85 TL. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bizim alış fiyatımızın altına düşmüş. Aslında biz demek ki biraz erken almışız. Düşüşü beklememişiz. Önemli değil. Zaten orada 2 lira fark etmiş. Şu anki piyasa değeri 2399 lira olmuş ve kar zarar durumumuzda 530 lira şu an kardayız. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 50 gündür, 51 gündür sigara içmiyoruz. Bu sigara parasıyla ilk başta halka arza girdiğimizi düşünün. Halka arza girdik. Elimize ne düşmüştü? 1050 liralık, 1100 liralık bir lot düşmüştü hatırlarsınız. Onun üzerine geçen hafta cuma günü 8 lot, 7-8 lot alış yaptık. Bu hafta cuma günü yani dün 4 lot daha alış yaptık. Yani şuradaki toplam maliyetimiz aslında 51 günlük sigara paramız arkadaşlar. Öyle düşünün. 51 gündür sigara içmiş olsaydık eğer şurada 1868 TL'miz ne yazık ki cebimizden çıkmış olacaktı. 51 günlük sigara içmediğimizin mükafatı ne oldu sizce? İşte şuradaki 530 TL. Aslında 530 TL mi? Hayır. Şurası olduğu gibi bizim mükafatımız arkadaşlar. Hem ciğerlerimiz bayram etti, hem de ileriye dönük bir çocuklarımıza yatırım, ileriye dönük bir çocuklarımıza miras, bir fikir, bir güzel bir olay yaratmış olduk. Şuradaki ekran görüntüsünde de gördüğünüz üzere inanmayan arkadaşlarımız için. Hani inanıyordur da yani bunu nasıl devam ettireceksin? Hani sıkılırsın, hani unutursun. Unutmayacağız arkadaş. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere 37 lotumuz şu an hesabımızda. Bu ekran görüntüsünü az önce aldım. Birim fiyatı şu anki fiyat 64,85. Şurada gördüğünüz üzere. Alış maliyetimiz 5508. Şurada gördüğünüz üzere yuvarlamış 50-51'e. Şu anki toplam karımız 530 TL arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kötü bir şey mi? Bu kötü bir şey mi arkadaşlar? Şurayı küçülteyim. Siz daha iyi görün diye. Evet. Bu kötü bir şey mi? Yani en azından sigarayı bıraktık. Bıraktığımız sigara parasını nasıl olsa bir yerlere harcayacağız diye. Nasıl olsa bu para bir yerlere gidecek diye. Lot almaya başladık. Ha bugün Euro Power almaya başladık. Euro Power olayı yarın değişebilir. Birdenbire 200 lira, 300 lira olabilir. Satarız. Euro Power yerine örneğin şişe cam biriktiririz. Örneğin Astor biriktiririz. Şuradaki maliyetimiz, şu maliyet listemizi sürekli burada kalacak.
Sigara içmediğimiz her gün buraya 35 TL eklenecek arkadaşlar. Bir cumadan cumaya alım yapacağız ama her gün için burada 35 TL artı yazacak. 30-35 TL artı yazacak. Ha, burada Euro Power birikir. Ereğli birikir. Şişecam birikir. Astor birikir. Ford birikir. O önemli değil. Ha, biz isteriz ki hesabımızda olmayan bir hisse biriksin. Euro Power hesabımızda yoktu. Halk arzdan girmiştik. Halk arzının üzerine devam ediyoruz. Bizce güzel olacak. Umuyoruz şurada 37, 51 gün değil, 510 gün göreceğiz. Umuyoruz şurada karımız toplam maliyetimizi geçecek. İkiye katlayacak. Bunlar gerçekleşecek inşallah. Grafiğimize de bakalım. Euro Power 64,85. Gördüğünüz üzere henüz daha yeni bir halka arz olduğu için o kadar da uzun bir grafiğimiz yok. O kadar da detaylı bir grafiğimiz yok. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tavandan sonra tavan bozmuş. Biz şu tepedeyken zaten söylemiştik. 80 liralardayken bakın 82 liralara iğne atmış. 64 liralara düşecek demiştik. Gördüğünüz üzere 64 liralardan bir şöyle toparlanma yapmaya başlamış arkadaşlar. Yani düzeltme yapmaya başlamış. Şu pazar günü yarın seçimimizi bir atlatırsak ilk partide ilk turda bu seçim biterse umuyoruz ki arkadaşlar gerek EuroPower'da gerek CV Enerji'de gerek Big Chef'te artık bir toparlanma olacaktır. Biliyorum Twitter'da da görüyorum yorumlarda da görüyorum eksiye düştü diyorsunuz. Evet arkadaşlar taahhütler tutulmuyor. O şirket yetkilileri o konsorsiyum liderleri diyordu ya. Ya işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Eksiye düşürmeyeceğiz, arz fiyatının altına düşürmeyeceğiz. Maalesef öyle olmuyor. Belki bundan bir hafta sonra, 10 gün sonra çıkıp bir yetkili diyecek ki ya tamam arz fiyatının altına düştü ama bakın geri çıktı. Ya tamam bakın o zaman şöyle oldu ama bakın şimdi böyle oldu. Diyebilir. Yani şu an bütün küçük yatırımcı yanında büyük yatırımcılar da, konsorsiyum liderleri de hisseler de, şirketler de şu seçimlerin bitmesini bekliyor. Bitsin de bir önümüzü görelim. Şu belirsizlik bitsin. Gelecek hafta ne olacak? Yeni halka arzlar ne olacak? Onların hakkında da videoda paylaşmak istiyoruz sizlerle. Kayseri Şeker, BN Yapı biliyorsunuz onların dün başvuruları bitti. Büyük bir ihtimal bugün yarın dağıtımları gerçekleşir. Sosyal medyada takip ediyoruz. Bu dağıtımlar iade paralarla ortaya çıkacak. Bakalım ne kadar iade olacak, ne kadar dağıtım gerçekleşecek? Biz başvurduğumuzu söylemiştik. 2200 TL'lik Miyen yapı, 1600 TL'lik Kayseri Şeker başvurumuzu yaptık. Yani fazla yaptık. Hani yedek akçelerimiz durduğu yerde nasıl olsa duruyor. Yedek akçelerimizle başvuru yaptık. Nasıl olsa iade edilecek arkadaşlar. Her hafta Cuma günü ortalama 7 günlük sigara parası ile EuroPower enerji hissesi alınacak. Bu hafta da aldık arkadaşlar. 4 lot 265 TL'mizi ekledik maliyetimize. Şu an sigarasız geçen gün sayımız 51. Şu anki karımız 530 TL. Aslında toplam karımız 2399 TL. 51 gündür sigara içmiyoruz. Bu karımız bu piyasa değeri gün gelecek 20 bin lira olacak. Gün gelecek 200 bin lira olacak. Neden olmasın? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar bunu. Biz her hafta bu şekilde videomuzu yayınlamaya, en azından sizin takip etmenizi sağlamaya çalışacağız. Unutursak hatırlatın. Yapmazsak hatırlatın. Vazgeçersek hatırlatın. Umarız sigarayı bırakacağız. Hiç içmeyeceğiz. Oldu da kötü bir şey oldu. Allah göstermesin. 2 ay sonra ben çok sinirlendim. Tekrar sigaraya başladım. Buradan da söz veriyorum. Tekrar sigaraya başlasam da buna devam edeceğim. Ama başlamayacağım. Tekrar sigaraya başlamayacağım. Videolarımda köşede bucakta görürseniz söyleyin arkadaşlar. Bakın. Kahvemizi içiyoruz. Sabah kahvemizi. Aa şurada sigara gördüm. Aa burada sigara gördüm. Bak sen yalan söylüyorsun. Deyin. Adana'dayım. Sokakta görürseniz deyin. Arkadaşlar iyi hafta sonları. Umuyoruz yarın güzel bir seçim sonuçlanacak.
atarlanmadan, kavga çıkmadan, sıkıntı olmadan gerek iktidar gerek muhalefet kim kazanırsa kazansın bu seçim bitecek. İlk turdan bitecek. Artık insanlar da küçük yatırımcı da büyük yatırımcı da yabancı yatırımcı da şirket sahipleri de hisse sahipleri de rahat bir oh çekecek artık şu belirsizlik bitecek arkadaşlar. Biz de burada güzel haberleri yine sizlerle beraber paylaşacağız. Belki bir canlı yayın bile yapabiliriz. Canlı yayın hala deneyimimiz olmadı ama neden olmasın? Belki de yaparız. İyi günler arkadaşlar.